Herkese merhaba, ben Bursa Ferhat Sağlam. Merhabalar, ben Elif İrem Yavuzer. Bugün hani Kurumsallık Podcast serisinde 25. yayını gerçekleştiriyoruz. Ve bugün geçen hafta kapanışta da belirttiğimiz gibi kurumsal sosyal sorumluluğu konuşuyor olacağız. Geçtiğimiz hafta 24. bölümde zaten bir parça değinmiştik. Neden değinmiştik? Hem hani kurumsallık hem Branding Türkiye ortak sosyal sorumluluk projesi olan Yeşil Pelerin'in markaları konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Markaları sıralamıştık. Mevcut geçtiğimiz yaz döneminde ne yazık ki devam eden, çok uzun süre devam eden orman yangınları neticesinde bizim de oluşturmuş olduğumuz Yeşil Pelerin'in markalar projesinden konuşmuştuk. Bugün artık biraz daha işin hem akademik hem de kurumsaldaki boyutuna değiniyor olacağız. Dolayısıyla bugün 25. bölümde hem sosyal sorumluluk hem kurumsal sosyal sorumluluğu konuşuyor olacağız. Evet, ben böyle ufak bir giriş yapmış olayım. Mürsel'in de konuyla ilgili girişini dinleyelim. Arkasından hızlı bir şekilde kurumsal sosyal sorumluluğu detaylıca konuşmaya başlayalım. Evet, geçen hafta dediğim gibi Yeşil Pelerinli markaları konuştuk. Bizim gerçekleştirdiğimiz bir sosyal sorumluluk projesiydi. Bazen böyle ters şeyler yapıyoruz. Aslında önce konuyu konuşup ondan sonra örnek anlatmak lazımdı ama bir defa daha yaptık sanırım bunu, tekrarladık. Ama Şeyde biraz... online itibar Evet. yönetimiyle kriz yönetiminde yaptık. Önce itibar yönetimini konuştuk, arkadan kriz yönetimini konuştuk Gelen ama sonuç... böyle bazen dinamiklerle oynamak iyi de oluyor, değil mi? Güzel oluyor. Evet, yani bir şaşırtma oluyor, güzel oluyor. Biraz şimdi bundan sonraki yayınlarda zaten böyle gideceğiz. Geçen hafta da söylemiştik, yani bir gündem konusu, bir akademik konuyu değerlendireceğiz. Sosyal sorumluluk konusunu önemsiyoruz tabii ki. Yani biz kurumsal olarak önemsiyoruz. Bireysel olarak da kendi işim profesyonel tarafında bulunduğum için de söylüyorum. Bir danışman olarak, bir marka danışman olarak veya bir firma yöneticisi olarak da söylüyorum. Sosyal sorumluluk gerçekten kar topu etkisi yapabilen ama gerçekten iyi bir şekilde kontrol edilmesi gereken bir süreç. Yani herhangi bir kampanyada bir enerji harcıyorsanız kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde, kampanyalarında belki 5 kademeli bir enerji harcamanız gerekebilir. Daha profesyonel destek almanız gerekebilir. Bunların tamamı da bir artı maliyet oluyor. Yani şimdi tabii ki önce tanımı yapacağız ama sosyal sorumlulukla ilgili de böyle genel bir değerlendirme yapmak iyi olur diye böyle bir başlangıç yaptım. Tanımlardan da gidebiliriz bu şeyde veya Ciddi de bir strateji gerektiriyor, değil tabii mi? tabii yani bir strateji gerektiriyor. İstersen bir tanım aktarayım, ben not almıştım. Tanımlardan biri mesela kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili Tabii tabii dinleyelim tanımları. birçok tanım var yani. Geçen haftalarda da yine hem bütün iş pazarlama programında da bahsetmiştik, yani sosyal bilimlerle ilgili tanımların ucu bucağı yoktur, çok sınırlı. Evet, sosyal sorumlulukta ve kurumsal sosyal sorumlulukta baz alabileceğimiz tek bir matbu akademik tanım bulunmuyor. Birçok Kesinlikle. tanım var. Ama tabii her firma kendine herhalde en yakın gördüğünün üzerinden yürüyor, değil mi? Tabii yani profesyonel aksiyonlarda bu tanımlardan Hı. yararlanarak biz iş yapıyoruz tabii ki. Ne anlama geldi? Tabii ki şifa, yani herkesin bir kulaktan dolma bir bilgisi vardır. Yani kurumsal sosyal sorumluluk Bir dendiğinde fikri var en azından. mutlaka bir fikri var. Yani bir anket açsak veya bir araştırma yapsak aklınıza ne geliyor? Çok farklı insanlardan, farklı sektörlerden ortalama tanımlar gelir yani bu kavramla ilgili. Çünkü çok konuşulan bir kavram. Tıpkı marka gibi, işte ne bileyim sosyal medya gibi. Bunlar da aslında çok konuşulan kavramların hem güzel tarafı hem de aslında bir olumsuz tarafıdır. Çünkü bazen yanlış bilgi de bu şekilde çok yayılabiliyor ve doğru kabul edilebiliyor. Ben bir akademik tanım aktarayım. Kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili en genel ifadeyle diye başlıyor sosyal sorumluluk. İşletmelerin, kurumların veya kurum sahiplerinin, kurum ortaklarının, kurum yöneticilerinin, departman yöneticilerinin belki de işletmelerini, markalarını idare ederken toplumun beklenti, istek ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde birey ve toplum yararını göz önünde alarak hareket etmesi,
sosyal gereksinimlerin farkında olarak işletmeyi yönetmesi şeklinde bu kavram tanımlanıyor. Yani burada işletmeyi veya işletme yöneticilerini artık söz sahibi olan kişileri diyelim. Bu departman yöneticisi de olabilir, patron da olabilir, CEO da olabilir. Veya bu firmanın marka pazarlama sürecini yöneten bir ajans da olabilir. Yani bunu da devreye alabiliriz bu noktada. Çünkü bazen ajanslardan öneri gidiyor. Yani biz de özellikle kişisel manada danışmanlık yaptığımda ben bunu vurguluyorum sürekli. Mutlaka atıyorum bir yıllık bir süreçse bizim danışmanlık süremiz, mutlaka bir sosyal sorumluluk projesi geliştirmeyi öneriyorum firmaya. Çünkü bu firma yararlı oluyor. Böylece aslında bu tanımdan yola çıkarak ne oluyor? İşletme sahibi değil, işletme paydaşı olarak biz bu öneriyi sunmuş oluyoruz. Yani bir dış paydaş olarak, bir ajans veya bir danışman olarak bunu sunmuş oluyoruz. Yani bu tanıma, bu ekleme de yapılabilir. Sadece kurumların, tabii bu arada şey yani, kurum yöneticisinde son söz bitiyor. Çoğunlukla tabii ki biz önerimizi sunuyoruz, projeyi hazırlıyoruz ama ne yazık ki çoğunlukla bu çok kabul görmüyor firmalar tarafından. Çünkü bu gerçekten dediğim gibi hem ekstra iş gücü, ekstra zaman, ekstra emek, ekstra ekip kurma, ekstra maliyet ve bunun sonucunda da bir kazanç yok. Yani kurumsal sosyal sorumluluk projesinin sonucunda maddi bir kazanç yok. Manevi olarak olabilir. Projeyi yönetilirse tabii ki bir reklam değeri, PR değeri mutlaka var. Tabii bu da eleştiri noktasına denk geliyor Türkiye'de. İşte tamam bu yardım yapıyor ama reklam için yapıyor. Mesela bireysel yardımlar oldu bu özellikle yargın zamanında. Mesela ben bu CZN Burak diye bir aşçı var. Çok fenomen bir isim. Gerçekten güzel destekleri de oluyor böyle toplumsal konularla ilgili. Ama adam ne zaman böyle bir şey yapsa tabii ki gündem oluyor. Çünkü yani evet. 3-5 milyon O adam o konuda var. Çok talihsiz. O adam Evet. Ne yapsa yani böyle çok iyi niyetle bir şey yapsa her seferinde bir linç yiyor sosyal medyada. Evet yani bu aslında yayından önce seninle de konuştuk. Şimdi yayın öncesi konuştuklarımızı tabii paylaşmıyoruz. Yani asıl onları paylaşsak neler olur neler. Yani kritikleri paylaşmıyor. O çok tehlikeli. bir gün korkuyorum yanlışlıkla onu paylaşırsak neler olur acaba? Bir gün şey gibi olacak böyle sanki kendi aramızda konuşuyormuş gibi düşünüp yanlışlıkla kaydalıp onu yayınlayacağız. Ben ondan korkuyorum. Aynen ben de korkuyorum ondan. Yani biz de gerçekten şimdi yayından önce konuştuk. Dinleyicileri de böyle kısaca ne konuştuğumuzu anlatalım. Yani hani kurumsal da veya bireysel olarak bizlere tabii ki bir sürü mesaj geliyor, mail geliyor. Ama bu mesaj ve mailler genellikle hani ne derler, bir ceviz kabuğunu doldurmayacak şey mi derler? Yani öyle bir deyim var herhalde. İncir çekirdeğini doldurmayacak Yani, kadar evet, basit ve anlamsız. Çok alakasız bir, yani çok gerçekten alakasız mesajlar geliyor. Şubeleriniz nerede? Her yerde şubeniz var mı gibi mesela geri yani, dönüşler oluyor mesela. Bana bu hafta böyle bir mesaj geldi mesela. Veya işte hiç anlattığımız konularla alakalı olmayan, yani sırf konuşmak için veya konuşmak için de değil, sırf yani içindeki kini dökmek için, yani bu bir yandan da mecburen dinliyorlar, tamam mı, bizi, yani mecbur kalıyorlar. Bilgisayarlar bize soruyor ya, sen robot musun diye. Ha. Acaba gerçek miyiz diye mesaj atanlar var yani. Gerçekten Evet. Var mı böyle bir platform diye. Ya şey de koyuyor tabii bazı kişilere, böyle tırnak içinde böyle bir azınlık onlar. Hem bize gıcık kapıyorlar, tanımıyoruz da o kişileri bu arada, yani hani herhangi bir temasımız, bir kişisel hiçbir hiçbir şeyimiz, problemimiz yok. Kurumsal da yok yani, hani bir rakip ajan kurulu var. Kurumsal da yok, kişisel de yok, bireysel de yok, hiçbir şey yok. Biz rakip diyebileceğimiz bütün firmalarla çok dostane ilişkilerimiz olan bir kurumuz ve ekibiz yani. Kesinlikle. Kalkarız, yemek yeriz, gideriz, geliriz, yardımlaşırız falan. Hiç öyle bir rekabet anlayışımız yok. Ama bunlar piyasada değişik bir kitle yani. Böyle bir kitle de alttan geliyor. Çok bir şey bilmiyorlar. Özellikle bu pandemi döneminde bence bunlar artık çünkü... Ama onlar zaten bildiğim kadarıyla ve anladığım kadarıyla kurumsal bir yapıya dahil değiller. Bunlar böyle Değildir. Bireysel hareket ediyorlar zaten yani şey troll diyorlar ya işte Evet. O şey troller bunlar böyle. Hani kurumsallık trolleri. Evet yani piyasadaki sektör trolleri bunlar da yani siyasi değiller ama sektörel troller bunlar. Tuhaf tuhaf mesajlar geliyor. Çok alakasız şeyler bana da yazan oluyor. Ben dediğim gibi her mesajı görüyorum ama her mesajı cevaplamıyorum. Onu da söyleyeyim yani. Geçen haftalarda demiştik yani her mesajı mutlaka görüyoruz, dönüyoruz ama böyle polemiğe çekecek, kavga, dövüş barındıran. Şimdi troller sana diyecek ki ne oldu? Hani Tabii. 2 yayın önce diyordun ki bana ulaşamamak mümkün değil. Bana ulaşamıyorsanız sizde bir problem vardır. Biz yazdık, cevap vermedi. Bak sözün eri değil diyecekler şimdi Tabii sana mutlaka troller. onu da söyleyecekler kesin, onu da biliyorum.
Yani böyle şeyler geliyor. Yani konuyu şuna bağlayacağım. Türkiye'de tebrik etme kültürü yok. Onu konuşmuştuk yayından önce. Yok. Ama olumsuz bir Evet. şey mesela olabilir yani bu kul yapımı bir şey arkadaşlar yani hata olabilir. Mesela mikrofonla ilgili, ses kaydı ile ilgili bazen. Yani bu kadar dert ettiyseniz bize böyle son kalite, son model bir mikrofon seti yollayabilirsiniz. Ben buna Hediye açıkçası tabii edebilirsiniz. hediye edebilirsiniz. Bu kadar dert. Biz de influencerlar gibi şey yaparız. Yayında Hani söyleriz işte. yayında söyleyebilirsiniz. Dinleyicimiz Mehmet bilmem kim tarafından bize böyle böyle bir marka kulaklık ve mikrofon seti gönderildi. Çok teşekkür ediyoruz diye işbirliği diye hashtag'i de paylaşabiliriz yani bizim için hiçbir sorun yok. Yani böyle şeyler geliyor. Daha önce sektörde yine böyle sürekli yayın yapan bir arkadaş vardı. O da tabii ki şimdi her gün de her gün yayın yaptığını düşün. Her gün giyecek değişik bir şey bulamazsın yani. Yok mümkün değil. Çok zor bir iş. Değil yani. Gün aşırı belki tekrar edebilirsin kendine aynı tişört, aynı renk tişört falan. İnsanlar buna bile takılıyor diye duymuştum arkadaşlar yani. Yani bunun halbuki çok güzel bilgi paylaşımı yapıyordu arkadaş. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Bakarım YouTube'dan. Yani böyle değişik değişik insan türleri piyasada türedi. Dediğim gibi bu koronavirüs sürecinde belki psikolojik olarak yıpranan insanlar da olabilir bunlar. İşsizlik de arttı tabii ki. Ama biz de yıprandık ama biz kimseye böyle bir yani mobbing uygulamıyoruz. İşsizlik artınca kendilerini iş buluşturmaya çalışıyorlar ama ben dediğim gibi polemiğe çok girmem yani. Hakaret olabilir, şey olabilir. Arkadaşlar lütfen evden çalışma modeli, freelance çalışma böyle bir şey değil. Yani siz çok yanlış anlamışsınız. Bunu ayrıca bir konuşalım. Yani evden çalışma modeli, dijitalde çalışma nedir, ne değildir? Bunu ayrıca bir gün konuşalım. Çünkü bu arkadaşlar bir de onu mesaiden sayıyorlar anladığım kadarıyla. Çünkü sürekli 7-24 aktifler onlar. Yani ben mesela birine sinir olsam onu takip etmem, dinlemem veya ne bileyim okumam yani herhalde bilmiyorum ama Takipten çıkarsın yani bir çıkar. şekilde hayatından çıkartırsın. Yani hem takip edip hem hikayelerimi ilk açıp hem bütün yayınlarımızı neredeyse ezbere bilip arkasından da yani tamam tebrik de etme ama hiçbir tepki yani olumsuz tepkiye de kızmıyoruz, eleştiriye kızmıyoruz. Ama burada Kesinlikle eleştiriye çok açığız. hakarete varan tuhaf, Evet. hakaret olmasa da tuhaf. Yani anlamlandıramıyoruz onları. Yani ona temas etmiş olduk böyle içimiz Yazık. kalmasın diye. Yani Evet. tebrik kültürü yok ama işi özetleyelim. Bir saldırma kültürü, aşağı çekme kültürü çok var. Bu bütün dünyada da yayılmış yani. Bu Türklerin bu huyu yayılmış. Ben tabii ki yabancı arkadaşlarla falan böyle iş veya diğer mevzularla ilgili tanıştığımızda, oturup kalktığımızda yani çok farklı olduğumu söylüyorlar. Niye diyorum? Ya yani hiç böyle birini tanımadık Türkiye'den. Genellikle hep böyle birbirini alaşağı eden. Yani ben tek başıma da bütün şeyi kurtaramam arkadaşlar. Yabancılarla Kurtaramazsın. özellikle. Yok, o mümkün değil, Tabii mümkün değil. yabancılarla. Hatta dün de aynı şeyi konuştuk ya. Tabii. Biliyorsun ben uzun yıllar yurt dışında yaşadım. Evet. Ya yani o yıllar boyunca Türklerden yediğim kazığı hiçbir yabancıdan yemedim. Tam tersi. Yani o yabancı arkadaşlarım işte ev sahiplerim, öğretmenlerim yani hepsi her işime koşmuşlardır. Her sorunumda, her müşkülümde mutlaka yanımda olmuşlardır. Ama şeylerde, Türklerde hep böyle bir ya işte nereden faydalansak, nereden düşürsek, işte nasıl aşağı etsek. O kültüre yani yurt dışında gittiklerinde bile oranın kültürüne, orada yaşadıkları halde entegre olamıyorlar. Ve o içlerindeki, ya tabii hepsini aynı tutmuyoruz bu arada. Kesinlikle bir genelleme yapmıyoruz ama ne yazık ki bana denk gelenlerin hepsi öyleydi hemen hemen. Dediğim gibi yani globalde de bu Türklerin bu unvanı, bu namı bu şekilde yayılmış durumda yani. Evet yani ben mesela şeyde korona sürecinde benim için güzel deneyimler oldu. Yurt dışında birçok ajans da işte farklı ülkelerde, New York'ta, Amerika'da, New York'ta, işte Belçika'da, Rusya'da, Ukrayna'da, başka nerede işte İsveç'te, böyle Fransa, yani Avrupa, Amerika, böyle işte Kuzey'de falan. Birçok ajansla bir şekilde çalıştım. Ve tabii ki ben bir savunma mekanizmasında duruyorum yani hem dikkatli olmaya çalışıyorum çünkü çok uzak bir yerdesiniz. Hani bir hakkınızı savunamayacaksınız falan. Onlar da bir yandan temkinliler ama hani ilk işi yaptıktan sonra onların davranışlarını yani ben de tabii ki iş sürecindeki saygı ve iletişimi daima korudum. Onlar da aynı şekildeydi. Hem ben de şaşırdım. Benim ilk demeyeyim ama yani böyle sürekli çalıştığım ilk yer oldu. Böyle parça projeler yapmıştım daha öncesinde de New York'ta vesaire ama
ilk defa böyle uzun vadeli çalıştığımda, yani onların iletişimine, işe olan saygısı, ödemelerle ilgili sorunsuz. Teşekkür ediyorlar değil mi her şeyden Ya, önce? teşekkürü böyle bir kere iki kere değil, 50 kere, 100 kere. Evet, sürekli teşekkür olgusu var. Hani Cem Yılmaz diyor ya, bu benim işim zaten, hani tişört güzel olabilir ama yani ürettim, tamam bu benim işim yani. Aa işte raftan şu ürünü verdi, alkışlayalım falan. Biz o moddayız yani. Şimdi onlar gerçekten işe çok saygı duyuyorlar ve süreç boyunca işin sonunda da hani hem teşekkür ediyorlar hem de bir genel bir özür diliyorlar. Acaba sizi üzecek bir şey yaptık mı? Eğer yaptıysak özür dileriz falan. Yani inanılmaz Evet. bir yani ben... Bizimkiler yaptığı halde özür dilemiyor. Adamlar yapmadan peşinden evet. özür diliyor. Yani medeniyet gerçekten güzel bir şey. Yani böyle genel Evet. Bir eleştirel şeyde laf açılmışken söylemiş olduk. Biz de kurumsalda bu tarz global düzeyde Türk şirketlerinin artmasını, ki bizde de var gerçekten. Evet, gerçekten. Global düzeyde çalışan çok kaliteli markalarımız ve şirketlerimiz var. Mümkün olduğunca artmalarını diliyoruz ve teşvik ediyoruz. Evet, yani saygıdan, kim hoşgörüden kimseye zarar gelmez. Aynen öyle. Hatta faydalı olur. Ben yani gerçekten bu hani kurumsalda başlarken de sanırım söylemiştik, yani biriyle, her firmayla çalışmıyoruz. Çalışacağımız firmaların iletişimine, hoşgörüsüne, saygısına gerçekten bir test ediyoruz. Deneyimlemek istiyoruz karşımızdaki firmayı. Ve bakalım çalışabiliyor muyuz, çalışamıyor muyuz bakıyoruz, ona göre iş yapıyoruz. Bunu söylemiştik, hani onu da şımarıklık olarak algılamayın diye de belirtmiştik. Böyle bir durum var. Bunu seviyoruz yani, biz bireysel anlamda veya bizim kendi kurumsal çatımızda biz saygıya hem çalışanlar bazında hem de paydaşlarımız bazında veya müşterilerimiz bazında seviyoruz. Şimdi konuyu böyle bayağı bir dağıttık sanıyorum. Konuyu şuradan bağlayacaktım aslında ben, hani yayın öncesinde konuştuk. Türkiye'de pek tebrik etme kültürü, işte başarıları takdir etme kültürü yoktur. Onun yerine eleştirel, olumsuz şeyler vardır. Bu yüzden de işte kurumsal sosyal sorumluluğun özünde de aslında bir iş yapılır ve bu işin tebrik edilmesi istenir aslında. Yani firma tebrik edilmek ister duygusal olarak diye. Yani biz ne diyoruz? Marka eşittir insan diye bir fenomenden bahsediyoruz kitaplarımızda falan. Dolayısıyla bir markada, bir kurumsal yapıda bir insan gibi duyguları olan bence bir yapıdır. Belki bir organizmadır, cansız bir organizmadır diye. Belki kavramsal olarak saçma bir ifade. Hem organizma diyoruz hem cansız diyoruz ama ya, öyledir gerçekten. Yani bir duygusal olarak tatmin olmak ister kurumsal yapılar. Dolayısıyla kurumsal sosyal sorumluluktan zaten maddi bir şey kazanamıyor, üstüne birçok harcama yapıyor. Bari manevi olarak bir değer kazansın. Yani tebrik edilsin, alkışlansın. Tabii ki bunun bir reklam... Takdir görsün. Takdir görsün. Tabii ki bunun reklam değeri mutlaka olacak yani. Niye yapsın firma? Atıyorum. Ya bir de şimdi şöyle bir şey var. Güzel şeyler ortaya konmuşsa ve bunda gerçekten bir katma değer içeriyorsa neden marka bunun reklamını yapmasın ki ya da bundan faydalanmasın? Sonuç itibariyle ortaya çok güzel bir şey konuyor. Bunu duyurmak kadar doğal bir şey yok. Bunu duyurmak da bir yerde zaten bu kavramın yani halkla ilişkiler, sosyal sorumluluk dediğimiz şey halkla ilişkiler kavramı kapsamı içinde olan bir olgu. Evet, evet. Dolayısıyla şimdi sosyal sorumluluğu yaptıktan sonra çok güzel bir proje ortaya koyduktan sonra bunu var eden olgunun yani halkla ilişkilerin bunu kendi nezdinde kendi yararını kullanması kadar doğal ne olabilir ki? İşte yani genel olarak öyle düşünülmüyor. Burada bir ekle, işte Zeynep Burak'tan bahsettik ya, yani çocuk adam işte her seferinde gerçekten milyon düzeyinde yardımlarda bulunuyor. Evet. Kitlesi de güzel yani 3-5 milyon belki daha fazla bir kitleye sahip dünya genelinde. Evet. Çünkü evet. Çok pozitif, olumlu bir adam. Paylaşacak yani. Yani paylaşıyor. Kesinlikle. Sosyal medyada. Bu bence teşvik de oluyor diğer insanlara da. O da yardım ediyor. Artık niyeti Allah bilir. Yani orada herkes kendi inancına göre bunun manevi karşılığını bir şekilde alır yani. Onu söyleyelim. Onu bilemeyiz ama maddi olarak dediğimiz gibi yani tabii ki adam tebrik edilecek. Tabii ki yorum alacak, like alacak, takipçisi artacak. Olacak bunlar yani, olmalı da. Şimdi ilerleyen dakikalarda zaten detayına ineceğiz, konuşacağım. Sen de konuşacaksın bu konuyla ilgili, mutlaka senin notların vardır ama zaten sosyal sorumluluk ve kurumsal sosyal sorumluluğu akademik olarak okuma yaptığınızda karşınıza çıkacaktır illaki. Yani kurum için ne faydası var? Şimdi o faydalara zaten değineceğiz ama
O faydaların içinde zaten yani projenin duyurulması ve doğru etkin bir şekilde yapılabilmesi sonucunda markayı geliştirmesi, satışları arttırması gibi faydaları olduğu sıralanıyor. Yani bu, herhangi bir akademik okuma yaptığınızda buna zaten rastlayacaksınız. Dolayısıyla artık akademiye de girmiş, evet bu faydası vardır, sağlanmaktadır denen bir konuda artık bu, bilmiyorum, çok da eleştirmek gerekli mi? Yani firmalar da şimdi bu eleştirilerden dolayı, hani diyorum ya, ben tabii ki bir kampanya hazırlıyoruz firmaya, bir proje olarak biz bunu sunuyoruz. Bakın böyle bir sosyal sorumluluk bu firmaya, sizin firmanıza yakışır diyoruz. Atıyorum çocuklarla ilgili bir firmadır. İşte ne bileyim, çocukların okur yazarlığıyla ilgili bir aksiyon yapabilir yani böyle bir şey. Ama firma tabii çekiniyor. Burada genellikle maddi olarak çekince yok. Manevi olarak acaba işte ya reklam yaptın mı derler falan. Yani firmalar da çekiniyor. Ya biz bile bir şey yapacağımız zaman bir sürü düşünüyoruz yani. Şimdi biz de gerçekleştirdiğimiz yeşil pelerinli markalar yani. Yani astarı yüzünden pahalı oluyor derler ya, yani dersiz başımıza dert açtık gibi ifadeler olur ya. Hani biz bunları çok yansıtmıyoruz tabii ki ama. Evet, geçen hafta da konuşmuştuk. Yani gelen tepkilere şöyle bir derleyip yayınlasak, yani millet der ki ya bu kadar da olmaz. Bizim buradan hiçbir şeyimiz yok. Hatta biz editörlerimizi ekstradan yoğurduk bu projeyle ilgili. Yani. Aynen. Tasarımlar için, yazılar için. Tabii araştırma yapılır, hangi firmalar ne kadar şey yapmış, iletişime geçildi vesaire, veya bazen medyada yayınlananları derledik. İşte search ettik. Bir sürü detay yani. Bunlarla ilgili araçlar kullanıldı falan. Dertsiz başımıza dert. Ne gerek vardı? Yapmaya. Aynen öyle. Ama yaptık, ne oldu? Bir teşvik belki oldu. Ya olmadıysa bile o firmaları duygusal olarak mutlu ettik. Tatmin ettik. Aynen öyle. Takdir etmiş olduk bir yerde. Bunun bize bir gram, söylüyorum yani, hiçbir faydası yok. Dediğim gibi tam tersine bir yorgunluğu, bir iş yükü var. Belki maddi olarak da şeyi var. Ama gelen yorumlara bakıyorsun. İşte sen de reklam yapmak için diğer firmalarla iletişime. Benim diğer firmalarla, kişisel olarak ona iddia ederim yani. Sen beni iyi tanıyorsun. Diğer firmalarla iletişime geçmek için böyle şeylere ihtiyacım yok. Yani bütün yani çok şükür. Yok, listelediğimiz markaların çoğunun kurumsal iletişim ve halkla ilişkiler departmanlarıyla da birebir iletişim halindeyiz zaten. Veya patronlarıyla daha çok. Yani birçoğunda arkadaşlarımız yönetiyor ya da çalışıyor. Dolayısıyla yani çok ihtiyacımız olan bir şey değil onlarla iletişime geçmek. Tabii birçok ajans için veya işte ne bileyim bir medya kuruluşu için bu tarz aksiyonlar belki, ya o firmaya böyle işte ödül törenleri mesela, ondan dolayı çok yapılır yani. Ödül verelim sonraki çalışmalarda. Evet. Hatır gönül işi ödüllendirme. Bizde gerçekten öyle şeyler yok. Yani yapsak yapmamız çok kolaydır onlar, ama hani bizde biraz şey rahatlık var ya, hani müşteri seçiyoruz, şey yapıyoruz. Yani bu şımarıklık değil ama çok paramız olduğu için de değil. Ama şey mental kaliteli iş çıkarmak istiyoruz. Mental, evet, rahatlığımız var yani biraz. Kesinlikle. Şımarıklık diyorlarsa da desinler, yapacak bir şey yok. Avrupa'yı düşünüyoruz. Peki, şimdi geçtiğimiz haftalarda hem bütünleşik pazarlamayı hem halkla ilişkileri konuşurken sen şöyle bir şey söylemiştin. Bazı kavramları kelimelerine ayırarak incelemek bazen anlamayı kolaylaştırır. Yani hem kafamızda daha net oturur hem de daha doğru bir tanım çıkar ortaya. Şimdi ben bunu bugün sosyal sorumluluk projeleri için uyguladım. Bakalım doğru bir bakış açısı yakalayabilmiş miyim? Onu seninle paylaşmak istiyorum. Şimdi genel olarak sorumluluk kelimesi zaten tek başına incelendiğinde yani kişisel bazda bakacak olursak kişinin kendine ve başkalarına karşı olan şeylerini, sorumluluklarını, yapılması gerekenleri, yani yükümlülüklerini yerinde ve zamanında yerine getirme zorunluluğu olarak tanımlanıyor. Şimdi bunu kurumsal bir çerçevede düşünecek olursak, bir parçada işte iş hayatına entegre edersek, işin içine biraz da dediğimiz gibi halkla ilişkileri katacak olursak, kurumsal sosyal sorumluluk kavramının senin de en başta söylediğin gibi paydaşlara yönelik sosyal sorunlarla uğraşma, bu sosyal sorunlara dikkat çekme ve farkındalık yaratarak topluma daha farklı bir bilinç, bir bakış açısı kazandırma yükümlülüğü olarak değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bu da işte kurumların ekonomik katkısı dışında topluma sosyal anlamda da bir katma değer sağlaması olarak aslında algılanabilir bence. Bu noktadan bakacak olursak, yani
hem sorumluluğu hem kurumsal sosyal sorumluluğu bir arada aynı çatı altında toplamamız gerekirse, o zaman şu şekilde açıklayabilir miyiz kurumsal sosyal sorumluluğu? Bir kurumun ekonomik ve hukuksal sorumluluklarının ötesinde etik ve sosyal sorumlulukları toplumsal değerleri, finansal performansını destekleyecek şekilde göz önünde bulundurarak paydaşlarının sosyal ihtiyaçlarına da cevap vermesi ve takdir toplaması gibi bir tanım oluşturdum ben, böyle biraz daha karma. Doğru bir bakış açısı mı? Tabii kesinlikle, yani söylediğin her şey kavramla ilgili geçerli. Güzel bir değerleme yapmışsın. Yani senin de söylediğin gibi, yani birçok kavramla bağdaşık bir konu. Yani bu bizim hep söylüyoruz, yani işte bütün iş pazarlamayı anlatırken işte halkla ilişkilerden bahsedeceğiz, orada da konuşacağız. Ve bütün kavramlar birbiriyle bağlantılı. Yani bu bizim ilk yayınımızdan bugünkü yayınımızda ve bundan sonraki yayınlarda da en büyük özellik bizim anlattığımız şeylerde. İster aktüel konu anlatalım, ister akademik konu anlatalım. Hepsinin birbiriyle bir bağdaşlığı, birbirini tamamlayan bir zincirleme etkisi var. Kurumsal sosyal sorumluluk da dolayısıyla senin de dediğin işte halkla ilişkileri besliyor. Halkla ilişkiler sosyal sorumluluğu besler. Ya da bütünleşik pazarlama işte kurumsal sosyal sorumluluğun çatı kaldırır. İşte kurumsal sosyal sorumluluk olmakta da ne bileyim bütünleşik pazarlamadan bahsedemeyiz. Ama arkadaşım sürecinde de önemli bir etkiye sahiptir. İşte reklam, iletişim, PR gibi aksiyonlarda da yine merkezde yer alır. Ama bahsettiğimiz işte az önce bahsettiğimiz konular dolayısıyla, yani toplumsal toplumdan gelen eleştiriler nedeniyle, yani bir kadınlarla ilgili atıyorum işte bir kozmetik firması olabilir, başka bir firma olabilir, bir hijyen ürünü olabilir. Ne bileyim bir kadın voleybol takımına yaptığı bir destekle orada bir oyuncuyu oynatmasından dolayı eleştirilebiliyor. Ya da işte bir Orkid gibi mesela. Orkid biliyorsun Filenin Sultanlarına sponsor oldu. Veya kozmetik firması sponsor oldu. Evet. Makyaj yaptırıyorlar diye kızıyorlar. Yani böyle şeyler nasıl, yani hangi mantıkla bu eleştiriler yapılıyor bilmiyorum. Tabii ki kullanılan ürün bir şekilde vurgulanacak, yani vurgulanabilecek bir ürünse vurgulanacak. Ne bileyim işte o kadın voleybol takımı. Yani gidip erkek voleybol takımına makyaj yapmıyor ki, absürt bulalım yani mesela. Kozmetik firmasıysan sen parfümünü işte ne bileyim lojunu bir şeylerini tabii ki göstereceksin yani. Ya tabii ki kıyafet, zaten amaç bu. Tabii ki kıyafeti o oyuncunun üzerine giydireceksin. Yani veya işte vurgulatacaksın bir şekilde. Yani ne davranışlarında. Her neyse. Yani böyle tuhaf eleştiriler olduğu için firmalar bu kadar değerli bir kavramın içerisinde olmayı şey buluyorlar. Yani acaba zarar görür müyüz? Daha riskli. Çok riskli buluyorlar. Kobi üzeri firmalar işte o holding düzeyinde diyebileceğim. İşte toplasan bir 15-20 böyle Türkiye çapında bir firma. Bunlar ancak gerçekleştiriyor, ama onlar da işte bu sefer ne oluyor? Ha, demek ki kurumsal sosyal sorumluluğu yapabilmek için ne bileyim Koç Holding gibi olmak lazım falan değil firmalar. Halbuki gerçekten milyonluk KOBİ'ler var veya girişimler var. Bunlar hiçbir şey yapmıyorlar. Bir de şöyle bir durum da var. Yine sen devam etmeni isteyeceğim. Bundan da bahsedeyim. Bazı firmalar da kendi sektöründe birçok problem olmasına rağmen kendi sektörünün çok dışında çok alakasız başka bir sektörün sorunlarıyla ilgilenen sosyal projeleri yapıyorlar. Yani çok bunlar, sert. Var mı böyle bir örneğimiz? Benim ilk aşamada aklıma gelen olmadı. Şu anda gelmiyor da yazmışımdır yani, benim dosyalarım mutlaka vardır. Şeyde. Çok alakasız alanlarla ilgili. Yani önce kendi sektörünle ilgili veya kendi hizmet alanınla ilgili ne bileyim bir şeyleri iyileştir, bir değerlikle şey yapalım. Çok farklı alanlarla ilgili aksiyona geçiyorlar. Bu biraz sırıtabilir. Yani önce nedir? Kendi ailemizin karnını doyuralım. Yani mantık odur değil mi? Yani? Tabii zaten şimdi sosyal sorumluluğun uygulanması noktasında yine okuma yaparsanız bu noktada da şöyle dikkat çekici bir nüans var. Sosyal sorumluluk projesi oluştururken dikkat edilecek en önemli noktalardan biri, hatta en başında gelen, kurumun uzmanlık alanı dahilinde bir proje oluşturması. Tabii önemli olan o zaten, onu kastediyorum biraz da. Hem uzmanlık alanınız olmalı bir, ikincisi de kendi sektörünüzden başlamanız lazım. Yani bir atıyorum bir dernekleşme de bir kurumsal sosyal sorumluluk. Şimdi siz atıyorum ne diyelim mesela, yani kimseyi de şey altında bırakmak istemiyorum ama atıyorum bardak diyelim. Çok uçta bir farklı bir örnek veriyorum.
bardak sektörünün mesela bir problemi olsun. Ama atıyorum bu sektörde de binlerce, on binlerce firma olsun ama bir tane bile sivil toplum kuruluşu olmasın bu sektörde çalışanların, firmaların hakkını derleyip toplayacak veya işte genel bir sektörel bir karar alacak bir sivil toplum yapınız olmadığını düşünelim. Siz gidiyorsunuz herhangi bir sivil toplum kuruluşuyla bir proje gerçekleştiriyorsunuz. Tamam yine yapın, onda sorun yok ama önce kendi alanınızla ilgili mesela dernekleşmeniz önemli. Evet, bu bile daha yoksa, tabii ki Türkiye'de dernekler konusunda işleyelim bence, o da çok eğlenceli bir konu olur. Çünkü genelde işte dernekler kurulur, 3-4 kişi orada oturur, başka hiçbir şey yapılmaz. Böyle çok boşta gezen dernekler var, onları da konuşabiliriz. Yani önce şey yapmak lazım, yani önce kendi çevremiz, kendi hitap ettiğimiz kitle, kendi paydaşlarımız, kendi sektörümüz, hatta kendi çalışanlarımız, bunlara odaklanmamız lazım. Bunları gerçekleştirmediğimiz sürece yapacağımız projeler tabii ki biraz sırıtabilir. Ama daha büyük yapıdaysanız farklı sektörlerle, farklı alanlarda, kendi alanınızı da kapsayacak şekilde aksiyonlar gerçekleştirebilirsiniz. Kurumsal sosyal sorumluluk denildiğinde tanımlardan bir sürü tanım var. Ama hepsini okumayacağım. Sadece özet olarak birkaç tane kavramdan bahsedeceğim. Sosyal sorumluluk dendiğinde ne anlaşılıyor? Mesela birincisi farkındalık kelimesi. Sosyal sorumlulukta çok sık kullanılan bir kelimedir. Bütün genel tanımları odağında farkındalık vardır. Farkındalık, farklılık, yani bir projeyle çok, yani tabii ki bir sektörün problemiyle uğraşıyorsanız, elbette ki atıyorum yangınlarla ilgili yardım kampanyası mesela birçok işte Tema Vakfı yaptı, bakanlık yaptı, hepsinin odağında tabii ki fidan bağışı vardı ama hepsi bir söylem geliştirmişti. Biri yeniden yeşerteceğiz dedi. Biz yeşil pelerinli markalar dedik. İşte bakanlık ne demişti? Geleceği, yani gelecekle ilgili bir şeydi orada. Tam hatırlayamıyorum. İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yani herkes gördüğün gibi odak noktası aslında yangınlar. Ve bu yangınlar sonrasındaki bağışlar, plan bağışları, ağaçlandırmalar. Ama söylemde, kampanyada bir özgürlük var. Zaten kurumsal sosyal sorumluluk biraz böyle. Yani gidip de bir firma Tema Vakfı'nın bağış yapması, o da bir sosyal sorumluluktur. Ama kampanya değildir. Yani bunu da ayırın. Sosyal sorumluluk aksiyonu ayrıdır. Sosyal sorumluluk kampanyası ayrıdır. Kampanya kendi özgün tavrınızla, stratejinizle yönettiğiniz bir süreçtir. Adı üstünde kampanya. Ama sosyal sorumluluk davranışıysa kampanyaya çok gerek olmadan işte ne bileyim mesela cezene bırakayım ondan örnek verelim. Onu da bari etiketleyelim bu yayını yani çok bahsettik. Mesela o adam ne yapıyor? Kendi bireysel yardımda bulunuyor. Mesela atıyor. Evet. Temaya oraya buluyor. İşte nereye artık bağış yapıyor bir şekilde. Veya bireysel hı-hı olarak buluyor. Gidiyor oraya kamyonlarla işte yiyecek falan böyle bağışlar yapıyor. O bireysel davranışta bulunuyor. Belki bir kampanya değildir onun yaptığı. Ama Tema'nınki bir kampanya. Ne bileyim. Branding Türkiye'ninki bir kampanya. Büyükşehir, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir kampanya. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bir kampanya. Ya kampanya ayrı bir şey. Bu konuyla ilgili davranış sergilemek ayrı bir şey. Yani ikisi de ayrı bu arada. Ondan da bahsedelim yani. Çok ince nüanslar vardır. Belki şu ana kadar dinleyenler hiç böyle düşünmemiştik diyebilirler. Mesela işte yeşil pelerinli markalar listesinde yer alan markalar bu konuda davranış sergilemiştir. Kampanya yapmamıştır. Biz kampanya yapmışızdır. Yani böyle örnekleyerek, tabii ki belki onlar arasında kampanya yapan marka genelleme yapmıyorum ama genel manada konuşursak böyle bir durum söz konusu. Yani örneklem yapmak için durum böyle. Hani bu ayrımı da yapalım ki herkes ben de kampanya yapayım ama nasıl yapacağım bilmediğim için de hiç yardımda bulunmuyorum demesin. Yardımda yine bulunun. Farklı işte kadınlarla ilgili, çocuklarla ilgili, yaşlılarla ilgili, işte eğitimle ilgili, doğayla ilgili, hayvan hakları ile ilgili. Birçok farklı alanda tabii ki yardımda bulunabilir. Bu yardım illa maddi olmayabilir. Belki mesela bir özel bir eğitim firması, kolej. İşte öğretmenlerine mesela işte okur yazar seferberliğine, mayalı seferberliğine öğretmenlerini istihdam ederek katkı sağlayabilir yani. Burada sadece para vermemiz gerekiyor da değil. Yani işte kampanya üretmek biraz şeydir yani strateji gerektirir. Ama firmaların özetlemek gerekirse de korkusu oluyor yani. Acaba yaparsak elimizi yüzümüze bulaştırır mıyız? İşte reklam yapıyorlar diye bizi taşa tutarlar mı?
falan diye böyle biraz korkuları var. Bu korkuları ben aşmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani biraz eleştirilecekseniz de yardım yaptım da ondan eleştirdim. Bundan dolayı eleştirdim yani başka bir şeyden eleştirilmemiş olursunuz. Evet, güzel bir bilgilendirme oldu bizim için. Hem tanım hem akademik anlamda birçok olguyu barındıran bir açıklama oldu. Şimdi o zaman böyle bir toparlamak, özetlemek gerekirse benim anladığım, bir sosyal sorumluluk projesini hazırlarken genel geçerliliği olan, yani o belli bir şimdi maddelerini de sayacağım zaten, toplumsal bir soruna yoğunlaşmak marka açısından daha güvenli. Globalden ziyade hani toplumsal, daha biz kendi toplumumuzu ilgilendiren bir noktayı odak almak daha güvenli. Çünkü bir sosyal sorumluluk projesinin başarılı olması için toplumun ihtiyaçlarıyla örtüşmesi gerekiyor. Yani toplumun ihtiyacı olan bilince hizmet etmesi gerekiyor diye anlıyorum. Genellikle zaten bizim ülkemizde de sosyal sorumluluk projelerinin etrafında döndüğü konu başlıkları sağlık, yoksulluk, eğitim eşitsizliği, cinsiyet eşitliği, insan hakları, kadın, çocuk ve hayvan haklarının korunması ve engelli bireylerin topluma kazandırılması ve onları hayata dahil etme gibi konulardan oluşuyor bizim ülkemizin, bizim toplumumuzun öncelikleri. Yani anladığım kadarıyla kurum açısından aslında bir sosyal sorumluluk projesi üretmek zannedildiği kadar, öyle okumalarda olduğu kadar kolay bir iş değil. Çünkü biraz önce de bahsettiğimiz gibi bunda en önemli nokta zaten firmanın kendi uzmanlık alanı dahilinde bir proje üretmesi ve detaylı bir proje hakkında detaylı bir araştırma ve geliştirme yapabilecek bir ekibe sahip olması. Bu noktalarda firma doğru adım atabilirse sosyal sorumluluk projesi hem sürdürülebilir hem akılda kalır hem de başarılı olur diye düşünüyorum. Şimdi bir sosyal sorumluluk projesi yaratırken neler önemli? Ben bir de onları derledim. Onları da paylaşayım seninle. Şimdi öncelikle toplumun psikolojik ve sosyolojik ihtiyaçları baz alınarak bir hedef kitle belirlenmeli. Ardından işbirliği yapacağınız kitleyi yine projenizin kilit noktaları düşünerek doğru seçilmeli. Bununla birlikte sivil toplum kuruluşları, sizinle aynı sektörde hizmet veren farklı kurum ve kuruluşlar, öğrenciler ya da belirli bir iş kolundan olan kişiler gibi projenin duyurulması için doğru olacak kişilerden destek almanız. Bu projeyi yönetirken, sürdürürken kimlerden destek alacağınız önemli. Bununla birlikte projenin duyurulması için doğru ve etkin iletişim kanalı seçilmesi. Örneğin bu noktada son yıllarda sosyal medya açık ara önde giden bir kitle iletişim aracı halinde. Ve son olarak da benim bulabildiğim, okuduklarımdan yorumlayabildiğim, projenin en hızlı ve en etkin şekilde hayata geçirilmesi ve amaca ulaştırılması için mutlaka maddi destek sağlayacak bir sponsor ya da araç gereç desteği sağlayacak ya da ekip desteği sağlayacak bir sponsorun olması. Bu koşullar, bu temel koşullar sağlandığında etkili ve doğru amaca hizmet eden bir sosyal sorumluluk projesi yaratmak mümkün kurumlar için. Peki bir sosyal sorumluluk projesi yaratmak ve yürütmek bu markaya ne kazandırır? Bu biraz önce aklıma geldi, riskten bahsettiğimiz zaman aklıma geldi ve son maddeyi o yüzden şimdi ekledim. Birincisi, toplum ve marka arasında duygusal bir bağ kurulmasına yardımcı oluyor sosyal sorumluluk projeleri. İkincisi, proje sayesinde tüketicinin zihninde oluşan olumlu intiba dolayısıyla satış artıyor. Bakın işte biraz önce değindiğimiz halkla ilişkilerle olan bağlantısı, aslında halkla ilişkiler departmanı ya da kurumsal iletişim departmanı ya da bütünleşik pazarlamanın altında gerçekleşecek bu proje aslında bir anlamda markaya satış olarak geri dönüyor. Neden? Çünkü zihinlerde bıraktığı olumlu intiba dolayısıyla. Üçüncü madde olarak marka itibarı oluşturmak ve marka gelişimini sağlamak olarak sıralıyoruz. Ve son olarak işte biraz önce eklediğim,
tüketici ve hedef kitle üzerinde bıraktığı olumlu imaj sayesinde olası bir kriz durumunda kriz yönetimi ve itibar yönetimi aşamasında kurumun işini kolaylaştırıyor. Neden? Çünkü kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin en önemli faydalarından birisi de risk yönetimi etkinliğini arttırmak olarak derledim. Sen ne diyorsun? Senden de konuyla ilgili yorumları alalım. Evet, zaten her şeyi söylemiş oldun sen. Yani kurumsal sosyal sorumluluk firmaya ne kazandırır, ne kaybettirir konusuyla ilgili söylenebilecek her şeyi aslında yayın boyunca söyledik. Sen de son olarak bir özet geçtin. Şimdi ben de böyle kelime bazında, yani uzun uzun açıklamayacağım ama ne kazandırır, ne kaybettirir konusuyla ilgili şunları söyleyebiliriz. Birincisi, kurumsal sosyal sorumluluk aslında firmaya, biraz böyle radikal bir açıklama olacak ama, kurumsal sosyal sorumluluk firmaya en başta özgürlük kazandırır. Özgürlük. Yani ikincisi, özgünlük kazandırır. Üçüncüsü, farkındalık kazandırır. Ne bileyim, tabii ki PR değeri yani. Hepsinin şeyi kazandırır. PR reklam tarafını unutmayalım. Marka değeri kazandırır. Marka değerini sadece satışlara yansıması olarak söyleyemeyiz. Onun dışında sektördeki hakimiyetini arttırır. Yani duayenliğini arttırır. İtibar kazandırır diyebilir miyiz bir tabii anlamda? Tabii ki itibar kazandırır. Firmayı farklı bir konuma taşır. Farklı bir boyuta taşır firmanın durumunu. Bu da neye dönüşür? Kaliteli yıldız çalışan dediğimiz insanların o firmada çalışma arzusuna dönüşür. Yani insanlar artık o firmada çalışmak için arzu duyarlar. Çünkü o projenin bir şekilde ya da projelerin parçası olmak isterler ya da o çatının altında olmak isterler. Yani bu projeleri yapan, bu sosyal sorumlulukları uygulayan firmaların işte örnekleri mevcut yani. Özellikle bu koronanın ilk zamanlarında işte hijyen ürünleri satan firmaların falan böyle hem bol bol hastanelere bağış yapması, mesela işte aklıma gelen, biz de yayınladık sanırım bunu. Yemek sepetiyle bir firmanın işte birlikte birçok hastaneye binlerce pizza dağıtması çalışanlara, doktorlara, sağlık çalışanlarına. Bunlar mesela güzel nüanslardı yani. Ama globalde de yine buna benzer bir kampanya Nike'tan gelmişti hatırlıyorum. 2020'de, geçtiğimiz yıl. Bu pandeminin en böyle cafcaflı döneminde sağlık çalışanlarının çok yorulduğu, çok aktif olarak çalışmak durumunda kaldığı, uzun saatler çalışmak durumunda kaldığı süreçte Nike ciddi bir kampanya yaptı. Artık ya sosyal sorumluluk projesi üretti. Ve sağlık çalışanlarına ciddi bir eşofman, spor ayakkabı ve kıyafet desteği sağladı. Ciddi bir projeydi, ciddi bir kampanyaydı. Çok da ses getirdi. Çok da güzel oldu çünkü hem sektörüne, senin de biraz önce söylediğin gibi, hem sektörüne hem de globalde bir ciddi soruna değinen bir çalışma olmuştu o. Yani bu tarz örnekler güzel. Bizim de bak gördüğün gibi aklımızda kalmış ve aktarıyoruz. Böyle duruma, yani real time sosyal sorumluluk kampanyaları veya aksiyonları az önce söyledik. Bunlar da önemli. Bence özetledik gibi geliyor bana. Yani düşünüyorum ben nelerden bahsetmeliyiz diye. Ama yani bu konuyla ilgili daha çok ya örneklerden veya işte kampanyalardan, şeylerden, kavramlardan bahsetmek gerekiyor. İkisinde ben bahsettiğimizi düşünüyorum. Böyle çok da sıkmadan geçiştirmek istiyorum açıkçası. Yoksa ben böyle onlarca tanım var yani, onları okuyabiliriz. Ama zaten biz bu yayınların akabinde de yayınla bağlantılı mutlaka bir makalemizi Branding Türkiye'de yayınlıyoruz. Onları da okursanız destekleyici olur. Ben öyle düşünüyorum. Yani en azından hem burada dinlemiş olduğunuz kavrama dair bence güzel nüanslardan, detaylardan bahsettik. Her yerde olmayan şeyleri aktarmaya çalışıyoruz ve kişisel tecrübelerden yola çıkarak deneyimlerimizden süzdüğümüz konularda aklımızda kalanları veya işte önemli olan kısımları aktarıyoruz aslında. Yoksa bunu tanımlamak bizim çok şeyimiz değil, yani işimiz değil. Bunu yapmak istemiyoruz. Ama bir iki şeyden zaten bahsettik. Bütün tanımların özünde de zaten hani kar amacı gütmemek, farkındalık,
itibar gibi böyle PR değeri gibi ifadeler var. Yani bu ifadeleri kullanarak kendi tanımlarınızı tabii ki geliştirebilirsiniz. Örnek olaylar okumanızı tavsiye ederim. Ve son bir tavsiye benim bu yayınla ilgili firmaları olsun. Ve bu firmalarda da ilgili süreci yöneten insanları olsun. Kurumsal sosyal sorumluluk aksiyonu yapıyorsanız veya kampanya yapıyorsanız, kurumsal sosyal sorumluluk kampanyası yapıyorsanız muhakkak bunu yazılı hale getirin. Yani bir şekilde kayıt altında tutun. Onun o süreci belki hikayeleştirmeniz de güzel olabilir. Yani nasıl böyle bir farkındalığa sahip oldunuz? Neden bu kampanyayı yapmaya ihtiyacı duydunuz? Yani illa bir olay olması da gerekmiyor. Bazen böyle sürekli devam eden problemler vardır toplumlarda. O problemlerle ilgili de işte okuma yazmayla ilgili mesela sürekli bir problem olabilir bir toplumda. Bununla ilgili aksiyon yapma ihtiyacı duyabilirsiniz. Veya yazılımla ilgili işte Anadolu'daki köylere işte bilgisayar yollamak, tablet yollamak gibi böyle aksiyonlar olabilir. Veya böyle kampanyalar olabilir. Yani bir firma bir kampanya oluşturur, diğer paydaşları bu kampanyaya da dahil edebilir. Ama bunların tamamının ben tavsiye ediyorum. Hatta bunları yüksek lisans tezleri olarak yazdırılıp öğrencilere, tabii ki öğrencilere bu konuyla ilgili burs da verilmeli. Yani atıyorum bir firma kurumsal sosyal sorumluluk aksiyonu veya kampanyası yapmış olsun. Bunu mutlaka yazılı hale getirecek. Ama bunu mesela bir lisans tezi, bir makale, bir yüksek lisans tezi olarak yayınlatsa çok güzel akademiye de katkısı olur. Tabii ki bunu yazan, araştıran öğrenciye de, akademisyene de mutlaka burs verilmesi işin güzel bir cilvesi olur yani. Kurumsal sosyal sorumluluk içinde sosyal sorumluluk gibi bir şey olur. Bunu da teşvik ederim. Bu Avrupa'da, Amerika'da ben duyuyorum çok var ama Türkiye'de böyle tek tük falan var yani. Hiç neredeyse yok. Hatta bazen söylediğimde böyle bir şey var mı, olur mu falan diye de bana bakıyorlar. Ben sadece bir iki yerde duydum. Bir iki kişi böyle tezli markalarla işbirliği halinde yapmış ve işte herhalde burs almış, destek almış falan. Bir iki kişi de duydum. Yani binlerce, milyonlarca akademisyen var, şey var, öğrenci var. Ama yok böyle bir alışkanlığımız yok. Bu alışkanlığın da ben oturtulmasını değerli buluyorum. Mesela bir kurumun, özellikle böyle 50 yıl üzerindeki bir kurumun mesela bir aile şirketi diyor. Aile şirketleriyle ilgili bir makale, yüksek lisans tezi yazan birine mesela kendi şirketinizi anlattırabilirsiniz. Yani aile şirketleri odağında, A şirketi gibi. Bir güzel bir makale olur, tez olur. Hem o öğrenci burs kazanır sizden, hem sizin marka değeriniz, kurumsal yönünüz bir akademik konuya bunda yaratır. Bir ne diyelim, arşive girer, akademik arşive girer ve bütün dünyada okumuşsunuz, bilinirsiniz. Yani dediğim gibi bu yurt dışında çok var. Özellikle firmalar kendi hikayelerini yazdırırlar. Yine bir ilham verdik. Yine bir yayında yine bir ilham verdik. Evet, yani bunları da teşvik edelim. Bunların da olması güzel olur diyelim. Biz yapıyoruz. Evet. Yaptığımız kampanyaları da yazıyoruz. Biz kendi marka hikayemizi de yazıyoruz. Bizimle ilgili böyle hatta yüksek lisans tezleri yazdırıyoruz. Dolayısıyla firmalarda böyle çalışmalarını mutlaka kayıt altına hem de akademik düzeyde alsınlar veya sektörel yayın yapan mecralarda bunları bir şekilde anlattırsınlar. Yani kendileri de anlatabilir veya anlattırabilirler diyelim. Bize de konuk olabilirler. Bir yayınımıza gelip gerçekleştirdikleri aksiyonları anlatabilirler. Konuk aynen, neden olmasın? Paylaşırız o şekilde. Benim söyleyebileceklerim bu kadar. Faydalı olduğunu düşünüyorum bu yayının. Harika oldu, çok güzel oldu. Önümüzdeki hafta içerisinde de yine Branding Türkiye üzerinde kurumsal sosyal sorumluluk üzerine bir makalemiz yayınlanacak. Şu an editleniyor sanıyorum. Evet, önümüzdeki hafta ne konuşuyoruz? Hayat pahalılığı mı konuşalım? Ne konuşalım? Güncel, aktüel bir şey olsun. Bence evet, konuşabiliriz. Güzel olur. Her gün Twitter gündeminde, hatta herkesin gündeminde, marketlere girip çıkan herkesin gündeminde pahalılık var. Bunu konuşabiliriz. Güzel olur. Biz de kendi deneyimlerimizi aktarırız. Tamam, o zaman önümüzdeki hafta market raflarındaki fiyat artışları, yani hayat pahalılığı sadece marketlerde değil, birçok noktada. Yakıt, elektrik faturası, doğalgazlar daha gelmeye başlamadı, önümüzdeki ay itibariyle başlar, onları da göreceğiz. Hayat pahalılığı, genel olarak hayat pahalılığını konuşacağız. Bununla ilgili de bir anket açalım bu hafta Mürsel. Olur. LinkedIn üzerinde. Bakalım, deneyimleri de bir paylaşalım, insanlar ne düşünüyor, güzel interaktif bir yayın yapalım o zaman haftaya. Güzel olur, evet. Haftaya o zaman biz bunu konuşalım. Tamam.
bu şekilde tamamlamış olalım. Evet, 25. bölümde yani bugün kurumsal sosyal sorumluluğu konuştuk. Güzel, yine her zamanki gibi akıcı, sohbet havasında bir yayın oldu. Çok güzel oldu. O zaman ne diyoruz? Maske, mesafe, hijyen kuralına dikkat ediyoruz. Mümkün olduğunca çok fazla böyle kalabalık ortamlarda durmuyoruz. Biliyorum mümkün değil. Ama işte olabildiğince kendimizi en azından bireysel anlamda koruyoruz. Sağlıklı bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Bol bol hani kurumsallık dinleyin. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yine bak yayının başında söylemedik, yine unuttuk. Evet. Telegram'da, Twitter, Instagram'da, YouTube. Twitter'da, YouTube'da, LinkedIn'de aklınıza gelebilecek bütün sosyal mecralarda varız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Mutlu hafta sonları. Ben de güzel bir hafta sonu diliyorum. Güzel bir hafta diliyorum ve herkese iyi dinlemeler diyorum. Sağlıklı kalın. Yağmurda çok dışarı çıkmayın. Islanabilirsiniz. Hasta olabilirsiniz. Ben severim böyle havaları ama içeriden izlemeyi daha çok seviyorum. Ben de herkese peki. Selam ve saygılar diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.